Line TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Edirne'de mülteci dramı sürüyor. Avrupa ülkelerine gitme umuduyla 5 gün önce yürüyerek Edirne'ye gelen ve yolda durdurulan yaklaşık 1500 Suriyeli mülteci bekleyişini sürdürüyor. Denizde boğulmamak için karada direnişlerini sürdürüyorlar. Avrupa ülkelerine gitme umuduyla 5 gün önce yürüyerek Edirne'ye gelen mülteciler bulundukları TEM otoyolundan taşınmak istendi. Hayli zor bir müzakere süreci geçti. Çünkü mülteciler korku içindeydi. Otobüslerin İstanbul'a gideceğinden endişe eden yaklaşık 500 kişilik grup Yunanistan sınırına gitmek istediklerini ifade ederek direndi. Geceyi polis ve jandarma ablukasındaki TEM otobanında asfalt üzerinde geçirdi. Bin kadar mülteci ise gece TEM'deki yürüyüşlerinin ardından otobüslerle Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı Sarıyiçi Er Meydanı'na getirildi. Hepsi burada sabahladı. Sabah Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Yardım Derneklerinin dağıttığı kahvaltıyı alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdular. Sığınmacı ailelerden bazılarının bebeklerinin güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekiplerinin önünde emeklemesi yine ortaya iç acıtan manzaralar çıkardı. Bebekler ne olduğunu anlamasa da büyüklerinin hüznü yüzlerinden okunuyor. Hepsi bir umutla bekleyişte. Aslında uzun zamandır beklenen konuydu. Tuğrul Türkeş'in geleceği. MHP'den ihraç edilen Türkeş AK Parti'nin Ankara'daki adayı oldu. Bugünse kameraların karşısına geçti. Tek düşüncesinin AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi olduğunu söyledi. Makamları, imtiyaz... Tuğrul Türkeş son bir aydır siyasetin en çok konuşulan ismi. Seçim hükümetinin başbakan yardımcısı Türkeş, MHP'den ihracının ardından AK Parti'ye geçiş yaptı. 1 Kasım seçimlerine AK Parti'nin Ankara adayı olarak girecek olan Türkeş'in hedefinde isim vermese de CHP ve MHP vardı. Türkiye'de hepinizin bildiği gibi çok kısa önce bir seçim olmuş olmasına rağmen diğer partilerin Türkiye'nin yükünün altına girmesi, Türkiye'nin sıkıntılarında sorumluluk üstlenmek noktasında çok gayretli olmadıkları hem basınımızın hem de kamuoyumuzun, vatandaşlarımızın bilgisi tahtındadır. Diğer parti olarak nitelendirdiği eski partisi MHP'yi iktidar olmakta istekli değil diyerek eleştirdi. Madem ki diğer siyasi partiler hükümet olmakta istekli ve gayretli değiller, o zaman bizler de burada AK Parti mensupları olarak AK Parti'yi tek başına iktidara getirmek için 1 Kasım seçimlerine bir hazırlık yapmaktayız. Aynı toplantıda yer alan Yalçın Akdoğan da 2002 ruhu ismini verdikleri yeni dönemde tek başına iktidar olacaklarına inandığını belirtti. 2002 ruhu denilen, yani ilk kurucu ilke ve değerlerimizi temsil eden birçok ağabeyimizin de bulunduğu, tecrübeli arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın bulunduğu, toplumun çok farklı kesimlerinden herkesin temsil edildiği güzel bir AK Parti listesi var. Bu listeyle AK Parti'nin tek başına iktidar olabileceği inancındayız. AK Parti'nin yeni sloganı da burada açıklandı. Temiz siyaset ve temiz kampanya bizim başından beri sloganımız. Tunceli-Erzincan Karayolu PKK tarafından sıkça eylemlerin yapıldığı bir yol ve o yolda PKK'lı teröristler 22 yaşındaki bir astsubayı kaçırdı. Tunceli-Erzincan Karayolu'nun Alacık Köyü yakınlarında yolu kesen bir grup terörist, durdurdukları araçtakilere kimlik kontrolü yaptı. Bu sırada görev yaptığı Rize'deki birliğinden izinli olarak memleketi Malatya'ya giden Assubay Çavuş Semih Özbey'in aracında arama yapan PKK'lılar kimliğini öğrendi. Kesilen yolda bulunan vatandaşların ısrarlarına rağmen teröristler Assubay'ı yanlarına alarak dağlık alana kaçırdı. Oğlunun kaçırıldığını öğrenen Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey hemen Tunceli'ye hareket etti. Aile büyük bir şok yaşarken kanser tedavisi gören annesine sağlık görevlileri eşliğinde oğlunun kaçırıldığı haberi verildi.
Kaçırılan az subayın kurtarılması için bölgede operasyonlar devam ederken, bazı sivil toplum kuruluşlarının da az subayın serbest bırakılması için girişimlerde bulunulduğu öğrenildi. Sayın seyirciler, Van'da polisler Edremit ilçesinin HDP ilçe eş başkanı Recep Gültepe'nin aracını durdurdu. Aracın içinden dehşete düşüren malzemeler çıktı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. HDP Edremit ilçe eş başkanı Recep Gültepe'ye ait araç durdurularak arandı. Araçta bomba yapımında kullanılan 8 kalıpla 3 telsiz, 9 fişek, 2 cep telefonu, kablo ve pense ele geçirildi. Olayla ilgili Gültepe ile kimliği açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Gültepe, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kimliği açıklanmayan kişinin ise halen sorgusu devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu'da çok tartışılan koruculuk sisteminde yeni düzenleme yapılıyor. İçişleri Bakanı Selami Altınok, bölgeye 5000'e yakın korucu alacaklarını açıkladı. Talimatlarıyla Doğu ve Güneydoğu'da bulunan 22 vilayetimizde bulunan koruculuk sisteminde daha etkin noktaya gelebilme adına boş bulunan 5000'e yakın korucu kadrosuna ilanlarımızı başlatıyoruz ve 22 vilayetimizde yeni daha genç kardeşlerimizi boş olan, emekli olmaktan kaynaklanan boşalan kadrolara 5000'e yakın yeni korucu kadrolarımız kardeşlerimizi korucu kadrolarında istihdam edeceğiz. Bakan Altınok ayrıca son terörist silah bırakana kadar terörle mücadeleye devam edileceğini belirtti. Terör örgütü bu kardeşlik duygumuzu, hukukumuzu yok etmek, yıkmak, parçalama adına büyük bir saldırı gerçekleştirmek istiyor destekçileriyle beraber. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, herkes için söylüyorum, herkes bilsin istiyorum, bu belayı da, bu sıkıntılı durumu da bertaraf edebilecek ve üstesinden gelebilecek güçtedir, azimde ve karardadır. Bu memlekette bu terörle mücadele azimli ve kararlı bir şekilde sürdürülecektir. 2014 yılının Şubat ayı rakamlarına göre 47.800 maaşlı korucu ve 25.000 gönüllü korucu bulunuyor. 20.000 korucuysa meslekten emekli olmuş durumda. Batman'da kırsal kesimde çıkan çatışmalara canlı kalkan olmak isteyen 83 kişi gözaltına alındı. Aralarında HDP ve Demokratik Bölgeler Partili yöneticiler de var. Güvenlik güçleri tarafından dün Batman'ın Sason ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. Geniş kapsamlı operasyonda iki terörist öldürüldü, bir terörist ise yakalandı. Operasyon sabah saatlerinde de devam etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte tekrar harekete geçen ekipler bir grup teröristi kıstırdı. Söz konusu duruma haber alan ve aralarında HDP ile DBP'nin il ve ilçe başkanlarıyla belediye başkanlarının bulunduğu 83 kişi bölgeye giderek canlı kalkan olmak istedi. Bunun üzerine güvenlik güçleri operasyon bölgesine girmek isteyen 83 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında HDP ile DBP'nin il ve ilçe başkanlarının da olduğu belirtildi. Diyarbakır'da toplanan bir grup Kürt Partisi ve sivil toplum kuruluşları Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrakları açarak yürüdü. PKK'ya ise büyük tepkileri vardı. Aralarında Azadi Hareketi, Kürdistan Özgürlük Partisi, Kürt Demokrasi Partisi, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi, Partiya Kürdistani ve Katılımcı Demokrasi Partisi üyelerinin de bulunduğu bir grup, ellerinde Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayraklarıyla Şeyh Said Meydanı'nda bir araya geldi. Grup adına konuşan Nusrettin Macin, PKK'ya tepkilerini dile getirdi. Kürdistan halkının ulaşmış olduğu düzeyi ve kazanımları hesaba katmadan yeniden çatışma ortamını derinleştiriyor. Öncelikle PKK'yı kazılan hendeklerle şehirlerde özgür alan yaratma ve çatışmaları derinleştirme siyasetiyle Kürdistan halkına zarar verdiğini görmeye çağırıyoruz. Sivil siyasetle ve milyonların katılımıyla sivil itaatsizlik temelinde çözüm arama dinamiğine herkesi omuz vermeye çağırıyoruz. Yeni bir çözüm sürecini başlatalım diyoruz.
Kilis sınırında Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 IŞİD militanı yakalandı. Kilis'in Elbeyli ilçesinde 2. Hudut Tabur Komutanlığı Havuzlu Bahçe Hudut Bölük Komutanlığı'na bağlı Çoban Bey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışanların olduğu görüldü. IŞİD üyesi oldukları tespit edilen 7 kişi sınır birlikleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 7 kişinin adliyeye sevk edileceği bildirildi. Sayın seyirciler, Manisa'da kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Bir kadın eşi tarafından yakılarak öldürüldü. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde eve alkollü olarak gelen 55 yaşındaki Mehmet Güler, 4 çocuğunun annesi olan eşi Teslime Güler'le bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından Teslime Güler'in üzerine ispirto döken Mehmet Güler, 35 yıllık eşini ateşe vererek yaktı. Bir anda tüm vücudu alevler içinde kalan kadının feryatlarına mahalleli yetişti. Komşuları alevler içinde kalan Teslime Güler'e ilk müdahaleyi burada yaptı. 112 acil ambulansıyla hemen Kırkaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Teslime Güler, İstanbul'a sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Olay sırasında evde olan çocukları ise sinir krizleri geçirdiler. Mahalledekiler de olay sonrası oldukça üzgündü. Bir daha böyle bir olayların tekrarlanmasını istemiyoruz. Olmasın. Üzücü bir olay. Gerçekten temiz insanlardı. Bir daha da olmasını istemiyoruz. Eşinin üzerine ispirto döküp ateşe vererek ölümüne sebep olan Mehmet Güler ise yakalanarak gözaltına alındı. Zonguldak'ta 65 yaşındaki bir mahkum cezaevinden kaçtı ve ormanlık alana kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Polisin fark etmesiyle silah seslerinin yükseldiği mahallede gergin ve korku dolu anlar yaşandı. Zonguldak'ta hapishaneden kaçan bir mahkum gecenin hareketli geçmesine neden oldu. Bir araca binerek ormanlık alana kaçmak isteyen mahkumu son anda polis fark etti ve mahkuma dur ihtarı yapıldı. O sırada yanında bulunan tabancasını çeken mahkum, polis memurlarına doğru ateş açmaya başladı. Polislere 3-4 el ateş açan zanlı daha sonra ormanlık alanda gizlenmeye çalıştı. O anda devreye polis ekiplerinin köpekleri girdi. Polis ekipleri çelik yelek giyerek bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinlerine ise pencerelerden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Bir süre daha devam eden olayda mermisi tükenen zanlı polisle uzun süre pazarlık yaptı. Pazarlık sonucu ikna olan 65 yaşındaki mahkum ekip otosuna bindirilmek üzereyken mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Bu girişimi engelleyen ekipler mahkumu araca bindirerek karakola götürdü. 8 ayrı suçtan sabıkası olan zanlı daha sonra tekrar cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'da 1 yaşındaki Esma Nur mutfakta bulunan su dolu termosa düşerek hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da bir aile evde yaşanan feci kazayla 1 yaşındaki bebeklerini kaybetti. Kaya ailesinin evinin mutfağında bulunan ağzı açık su dolu termosa tutunarak ayağa kalktı Esma Nur Kaya. Ancak dengesini kaybederek termosun içine düştü. Termosun içerisinde cansız şekildeydi. Hastaneye götürüldü. Onun için yapılacak bir şey kalmamıştı. Ondan geriye ailesine büyük bir acı kaldı. İzmir'de ise iki aile bir otomobille akrabalarının düğününden dönüyordu. Otomobile kamyonet çarptı. 10 yaşındaki çocukla iki kişi hayatını kaybetti. Kaza İzmir-Aydın otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Aydın'daki akrabalarının düğününden dönen Mustafa Filip Bey idaresindeki otomobile aynı yönde seyir halinde olan Adem Öztürk idaresindeki kamyonet arkadan çarptı. Kamyonet otomobili yaklaşık 50 metre sürükledi. Otomobilde bulunan 39 yaşındaki Efra, 10 yaşındaki Bilal ve 32 yaşındaki Duygu sıkışarak hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Birinin durumu ağır. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. İstanbul'da bir kolonya atölyesine baskın yapıldı. Nedeni kaçak içki üretimi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arnavutköy'de kolonya üretimi adı altında kaçak içki üretildiğini öğrendi. 9 aylık takip sonucunda alkol üretiminin bir kişinin liderliğindeki organize suç örgütü tarafından yapıldığı ve içkilerin piyasaya sürüldüğü tespit edildi.
ve operasyon yapıldı. 434 şişe doldurulmuş halde sahte içki, 2250 adet sahte bandrol, 2000 adet çeşitli marka sahte alkol etiketi, 2200 adet sahte alkol kapağı, 966 adet değişik marka boş şişe, 2060 litre etil alkol, 1650 litre sahte alkol, sahte alkol üretiminde kullanılan 300 litre damıtma tankı ve tertibatı ele geçirildi. Bağcılar, Silivri, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Sultan Gazi'de eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Örgütün lideri ve 4 kişi tutuklandı. Altı kişi ise adli kontrol şartıyla serbest. Antalya'da tatil yapan Rus turist denizde yüzerken kalp krizi geçirerek öldü. Antalya'da Akdeniz Bulvarı üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle tatil yapan Rus turist 62 yaşındaki Yuri Kondrashin sahilde spor yaptıktan sonra yüzmek için denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz olduğu fark edildi. Sudan çıkartılan turiste uzun süre kalp masajı yapıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan adam kurtarılamadı. Bursa'da bir hastanenin bitişiğindeki trafoda ardı ardına patlamalar yaşandı. Vatandaşlar büyük korku yaşadı. Osman Gazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi ile Çancılar Caddesi bitişiğinde bir trafoda patlama oldu. Trafonun hemen yanındaki özel hastane çalışanları ve esnaf korku içinde sokağa attılar kendilerini. Geçen sene de böyle oldu. Bu yolun yapımında da böyle oldu. Bu kim ilgileniyorsa ilgililer lütfen yapsınlar bu işi. Birkaç seferdir oluyor. Yazık günah bu Çancılar Caddesi'nin esnafına. Birden fazla patlama yaşanan trafodaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Karacabey'de tarım arazilerinde toplulaştırma görüşmelerinde gerginlik yaşandı. Köylüler toplulaştırma istemediklerini söylerken Tarım Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek köylülere eşkıya mısınız diye çıkıştı. Bu söz tansiyonu iyice yükseltti. Bursa'da Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen toplulaştırma çalışmaları kapsamında Karayolları ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleriyle Harmanlı Köyü'ne gelen Tarım Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek köylülerle bir araya geldi. Harmanlı Köyü'nde bulunan tarım arazilerinde toplulaştırmaya gidileceği söylenen köylüler istemiyoruz diyerek tepki gösterdi. Köylüler otoyol projesinde her yerde kamulaştırma yapıldığını ve herkese parasının ödendiğini söylerken bize gelince bedavaya iş yapmak istiyorsunuz diye çıkıştı. Tüm bunların ardından Tarım Reformu Genel Müdürü'nün isteseniz de istemeseniz de bu toplulaştırma yapılacak sözleri köylüleri kızdırdı. Direnen köylüye eşkıya mısınız diye seslenmesi de köylüyü çileden çıkardı. Küsek yumruğunu masaya vurarak tavrını iyice sertleştirdi. Eşkıya diyebilir miyim? Köylü mü döveceksin? Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Köylüler eşkıya mısınız sözü için büyük tepki gösterdi. Eşkıya dedin bana. Eşkıya dedin. Eşkıya dedin. Olumsuz tavrın değişmeyeceğini gören Küsek, bu işi şu an için durduruyoruz diyerek köyden ayrıldı. Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan sahte polisler bir öğretmeni dolandırdı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler dolandırıcıları kısa sürede yakaladı. Bursa'da Yıldırım ilçesi Yavuz Selim mahallesinde oturan birini arayan dolandırıcılar emniyetten arıyoruz, kuyumcuda soygun oldu, parmak iziniz var cümleleriyle öğretmeni kandırdılar. Parmak izlerinin karşılaştırılması için evinizdeki altınları geçici olarak bize vermeniz gerekiyor dediler. Panikleyen ve korkan öğretmen teklifi kabul etti ve poşetin içine koyduğu altınları verilen adresteki çöp kutusuna bıraktı. Olaydan sonra konuştuğu kişinin telefonunu kapatması sonucu şüphelenerek polisi aradı. Kısa sürede belirtilen yere gelen ekipler güvenlik kamerasından dolandırıcıların altınları aldıktan sonra bindikleri otomobilin plakasını belirledi. Çevrede önlem alan polis ekipleri MOBESE kameralarından zanlıların kullandığı otomobili Yalova yolu üzerinde durdurdu. Polis genç öğretmenle cep telefonunda konuşan 52 yaşındaki dolandırıcıyı aldığı altınlarla birlikte yakaladı. Aracın içinde bulunan diğer kişi de gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan iki kişi dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 4 yılda 1 milyon bisiklet projesi kapsamında 1 kilometre bisiklet yolu yapan her belediyeye 1000 adet bisiklet hediye edeceklerini söyledi. Gerçekten sağlıklı yaşamın en önemli ayaklarından biri hareketli yaşam. Yani 1 kilometre Çevre Şehircilik Bakanlığımızın belirlediği kurallara uygun, standartları belirlenmiş koşullarda 1 kilometre bisiklet yolu yapan her belediyemize Türkiye'nin neresinde olursa olsun 1000 adet bisiklet, ulaşım kurallarına uygun 5 kilometre yol yapan, bisiklet yolu yapan belediyelerimize de 5000 adet, 10 kilometre yapanlara da 10.000 adet. Önümüzdeki 4 yılda 1 milyon bisiklet projesini eyleme dönüştürüyoruz. Bakan Müezzinoğlu açıklamanın ardından Sultanahmet'ten başlayarak Yedikule'ye kadar pedal çevirdi. Öte yandan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey daha önce yaptığı açıklamada 120 kilometre bisiklet yolu olan Nilüfer'e 120 bin bisiklet vermesi için Sağlık Bakanı'na çağrıda bulunmuştu. Ve Nilüfer Belediyesi ise bisiklet akademisi kuruyor. Bu akademide vatandaşlara bisiklet sürme dersi verilecek. Bisiklet kullanımının önüne geçelim. Tabii ki dünyanın en çevre... Nilüfer Belediyesi'nin Kent Konseyi ve Bubi Dost İşbirliği ile bisiklet akademisi projesi imzalandı. Projeyle Nilüfer ilçesinde bisikletlilere kurs verilecek. Beşevler Kapalı Pazar yerindeki kurslara katılanlara sertifika da verilecek. Bizim amacımız bisikleti ulaşım aracı olarak her yerde kullanımını artırmak ve Nilüfer'de yapmış olduğumuz 134 kilometrelik bisiklet yollarında bu bisikletlileri görmek ve bisiklet kullanımlarının artışını görmek, sonucunda inanın bana hem o insanlarımız sağlıklı bir yaşam süreceklerdir. Aynı zamanda da çevreye olan duyarlılıklarından dolayı da çevre kazanacaktır. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali yeni yerine taşınan Fidyekızık semt pazarını ziyaret etti. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde mahalle sakinlerinin talebi üzerine yeri değiştirilen Fidyekızık semt pazarı, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'yi ağırladı. Başkan Edebali yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Burası tabii kot olarak çok yüksek bir yerde de olduğu için insanlarımız çok uzun bir mesafeyi ve bayır bir yeri yürümekte ve pazarda aldıkları eşyaları evlerine götürmekte zorluk çekiyorlardı. Muhtarımızın talebiyle biz Fatih Sokağımızı bundan sonra Perşembe günleri pazar yeri olarak ilan ettik. Meclisimizden geçti. Bugün de pazarımız faaliyete başladı. Gördüğümüz kadarıyla vatandaşlarımız da çok memnun. Çünkü onlara en yakın mesafede pazarın ihtiyaçlarının giderilmesi onlar için tabii ki çok önemli. Artvin'de yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için geçtiğimiz günlerde Hopa'ya yardım elini uzatan Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler üzerine Arhavi'ye'de bir tır dolusu yardım malzemesi gönderdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Artvin'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgedeki yaraların sarılması için yardım seferberliğine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hopa'ya yardım malzemesi gönderen Büyükşehir Belediyesi, Arhavi'den gelen yardım talepleri üzerine iş adamlarının da sponsorluk desteğiyle yine bir tır yardım topladı. Ev eşyalarından oluşan yardım malzemeleri Buzki Bahçesi'nde düzenlenen törenle Arhavi'ye uğurlandı. Bayram öncesi onlara bayram hediyesi olarak Bursa'mızdan göndermiş oluyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'nın yardımlar konusunda öncü kent olduğunu söyledi, yardımlar devam edecek mesajı verdi. Artvin bölgesinde yaşanan bu sel felaketinden sonra sıkıntılı durumda olan Artvin, Arhavi bölgesine de yeni bir yardım araçları gönderiyoruz. Özellikle Bursa Büyükşehir Belediye'miz olarak ve ülke olarak da her zaman için sıkıntılı olan tüm bölgelerde, tüm komşularımıza, Anadolu içindeki tüm şehirlerimize, illerimize ve tüm coğrafyalara, başta Balkanlar olmak üzere
ta Asya'nın işlerine kadar nerede bir felaket yaşansa bizler de yardımlarına koşmaya da gayret ediyoruz. Burada özellikle bizden istenen daha çok ev eşyaları. Burada daha çok yatak, dediğimiz gibi baza, kanepe, çekyat gibi ve burada dediğim gibi eşyalar, yorgan gibi eşyalar. Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren kanunla riskli meslekler sınıfına dahil edilen kasaplara çelik eldiven kullanma mecburiyeti getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kasaplar için hazırladığı risk kontrol listesi, belirli aralıklarla güncellenmeye devam edilirken alınması gereken tedbirlerden biri de çelik eldiven oldu. Risk değerlendirmesine göre tehlikeli meslekler sınıfında yer alan kasaplara çelik zırhlı eldiven ve önlük giydirilecek. Çelik eldivenlerin fiyatını Bursalı bıçakçı Erdi Güler açıkladı. Çelikten yapılmış halka şeklindeki çelik eldivenimiz bıçağı sürttüğünüzde deriye temas etmeyecektir. Çelik eldiven sayesinde bu durumlardaki kesik ve darbeler ortadan kalkacaktır. Fiyatları 200 lira ile 300 lira arası değişmektedir. Elini kesmek isteyenler kesinlikle tercih etmelidir. Komple çelikten üretilmiştir. Ne bir bakteri içerir ne de bir ellerini kesmemesini sağlar. Güler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları küçükbaş hayvan keserken büyük bıçak kullanmamaları konusunda ise uyardı. İstanbul'da bir bina inşaatı için açılan temelin bitişiğindeki sokakta çökme oldu. Park halindeki servis aracı da çukura düştü. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Bir bina inşaatı için açılan temelde eski bir binaya ait duvarın çökmesi sonucu bitişikteki sokağın asfalt yolunda çökme meydana geldi. Park halinde bulunan servis aracı oluşan çukura düştü. Ya su borusunu patlatmışlar. Haberleri yok herhalde su borusunun patladığından. Zamanla orada birikmiş, işte göçük meydana gelmiş. Yani. Sokak üzerinde bulunan bir apartman da güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Mersin'de 20 bin karetta yavrusu denizle buluştu. Mersin'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kumsalında son karetta yavruları yumurtadan çıkarak denize girdi. Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata, Mezitli ilçesinde Davultepe, Akdeniz ilçesinde ise Kazanlı kumsalında çıkışlar gerçekleşiyor. Davultepe kumsalında 150 çıkış gerçekleşirken Kazanlı'da 698, Alata'da ise 249 çıkış oldu. Yaklaşık 20 binin üzerinde yavru karetta denizle buluşmuş oldu. Vatandaşlar deniz kenarına getirdikleri çöplerini ve özellikle de pet şişe ve plastik atıklarını çöplere atmaları konusunda uyarılıyor. Çünkü hem yavrular hem de anaçlar plastik atıklarına takılarak boğuluyor. Günün öne çıkan gelişmeleri böyleydi. Mutlu akşamlar efendim. Hoşçakalın.